Merkez insanı kamilin bulunduğu yerdir. İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hazretleri de Sivas'ı merkez haline getirmiştir. Nasıl ki Hazreti Mevlana Konya'yı merkez haline getirmiş ise. Elbette bu büyük insanların yaşadıkları şehirlerin dini hayatına çok büyük etkileri olmuştur. İhramcızade Hazretleri yaşadığı dönem Allah demenin yasaklandığı, tekke ve zaviyelerin kapatıldığı zor bir dönemdir. Böyle bir dönemde insan terbiye etmek, insanı yetiştirmek gerçekten büyük insanı kamillerin ancak yapabileceği bir iştir. Bu anlamda İhramcızade Hazretleri bir ahlak kahramanıdır. Muhitinde çok etkili olmuştur. O bir gönül insanı, bir vakıf insanı ve Sivas şehrinin ve çevresine ruh veren bir alimdir, bir ariftir. İslam'ın zahir ve batıni ilimlerini kendisinde mezceden örnek bir insandır. Onun hayatına baktığımız zaman temel ilke olarak başta hasbi bir ahlakı kendisine düstur edinmiştir. O varisi enbiyadır. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim'de peygamberler hepsinin de ifadesi budur. Ve mâ min ecriye illâ alâ rabbil âlemîn. Biz ücretimizi ancak alemlerin Rabbi olan Allah'tan isteriz demişlerdir. İşte İhramcızade Hazretleri gibi, Şemseddin Sivasi gibi, Darende de Osman Hulusi Efendi Hazretleri gibi daha birçok insan sayabiliriz. Onların hepsi de yaptıkları hizmetlerde hasbiliği temel ilke edinmişlerdir. Yine o affedici bir insandır. Çevresindeki insanların da affedici olmalarını çok istemiştir. Bu Yüce Allah'ın El-Afuvvu güzel isminin toplum hayatına, insan hayatına bir yansımasıdır. Hem insan inşa etmede, insanı yetiştirme hizmetlerinde koşturduğu gibi aynı zamanda bulunduğu şehirde de bayındırlık hizmetlerinde, hayrat hizmetlerinde de büyük hizmetleri olmuş. İşte bu hizmetlerden birisini yerine getirirken İslam sevmezlerden ya da onu kıskananlardan, hasetlik, fesatlık yapanlardan birisi ona bir iftira etmiş. Ve neticede de hapse girmiş. Eşi diyor ki, muhtereme eşleri, efendi diyor, bak senin hapse girmene sebep olan bir insana da elbise yaptırıyorsun, ödüllendiriyorsun onu dediğinde diyor ki, hanım diyor, demek ki Cenab-ı Hak bizi irşat ve ıslah vazifesiyle görevlendirmiş. Hapishanede de irşat ve ıslah vazifesini bize mukadder kılmış. Orada ben birçok insanın düzelmesine, ıslah olmasına sebebiyet verdim. Yani bu insan buna vesile oldu demiş. Bakın her olumsuz şeyde bile bir olumlu ahlak arayan bir insandır. Yine o hep çevresindeki, muhitindeki insanlara, ihvanlara, yakınlarına aman incitmeyin ve incinmeyin diyebilmiştir. Bir nevi onlar yürüyen Kur'an örneğini kendileri göstermişlerdir hayatlarında ve gerçekten yardım seven bir insan olarak da öne çıkmıştır. Paylaşma ahlakının öncülerinden olmuştur. Hala eğer bugün İhramcızade Hazretleri anılıyorsa, hala gönüllerdeyse, işte Allah'ın sevdiği bir insan olması hasebiyle malum Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dan gelen hadislerde de ifade edilmektedir. Allah'ın sevdiği kimselere Cenab-ı Hak çevre meleklerine de sevmesini ister. Melekler de diğer Müslümanlara sevmelerini ister. Bu anlamda baktığımız zaman gerçekten İhramcızade Hazretleri tam da bir insan yetiştiren, insan inşa eden, maddi ve manevi anlamda toplumun ıslahına çalışan, toplumun sadece ıslahıyla yetinmeyen, orada yaşayan insanların o şehrin ruhunu kazanmasına ve bayındırlık hizmetlerine de katkı sağlayan büyük bir alim, mütefekkir, arif kimsedir.